Merhaba, Agile. Yeni. Ama çekinmeye gerek yok. Yani 32 yıl aynı şirkette çalıştım. Çok değişik departmanları gezme şansım oldu. Dolayısıyla oradaki değişim kültürlerini, değişik departmanlarda, değişik müşteri katmanlarında, değişik cihazlarla, değişik yazılımlarla, böyle çok değişik bir hayat sürme lüksüm ve şansım oldu. Ne kadar şanslıyım. ISO 9000'leri hatırlayın. Arkasından Continuous Improvement'ta sürekli iyileştirmelerden bahsettik. Arkasından IFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü kriterlerini yerine getirmeye çalıştık. Yarışmalara katıldık. Arkasından kuşaklar çıktı. İşte kara kuşaklar, kaizenler gibi. Değil mi? Evet. Ama bitti. Buraya kadardı. Bitti. Onlar çok kıymetliydi. Onlar çok faydalıydı. Bütün işlerimizi düzeltmede, organizasyonlarımızı yeniden şekillendirmede çok faydalandık. Hatta sene sonunda Kaizen kurallarını kullanarak sistemlerimizi %3, %5 iyileştirebildiysek büyük kutlamalar yaptık. Çünkü biz %3, %5 sistemi iyileştirmiştik. Ciroyu artırmıştık, kârı artırmıştık gibi. Ama bitti, gerçekten bitti. Eğer bugün herhangi bir düşünce eğer disruptive değil ise, yani yıkıcı değil ise kimse dönüp bakmıyor. Yani %1'lik, 2'lik, 3'lük, 5'lik iyileştirmeler artık out. Çünkü çağ o kadar hızlı değişiyor ki, teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki ona bu %3'lerle takip etmemiz imkansız. Peki ne yapacağız? Onun yerine ne koyuyor dünya? Biz ne koyabiliriz onun yerine? Bir yeni kavram var. Yani eskinin dünyasındaki organizasyon şemalarının da gelecekte kalması imkansız. Yani hiyerarşiye bağlı organizasyonların artık gelecekte başarılı olma ihtimali neredeyse sıfırlandı. Dolayısıyla bizim kendi kendine kurulan takımlar ve bu kendi kendine kurulan takımların içinde kendi o konu hakkındaki liderlerini seçmeler, lider veya liderlerini bir konu birkaç lider de olabilir, seçmeler ve özellikle iş yapış biçimlerimizi tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Çok yeni kavram var. Eminim bunları duymaya başladınız, okumaya başladınız, öğrenmeye başladınız. Hatta belki şirketlerinizde uygulamaya da başladınız. Ama eğer uygulamadıysanız Agile'dan başlayalım. Agile adı üzerinde kıvrak diyelim Türkçesinde. Kıvrak kelimesini çok seviyorum ama uluslararası platformda kullanılan kelime Türkçemizde çevik. Dolayısıyla biz geleceğin çevik dünyasını, iş modelini yaratmaya çalışacağız. Evvelden ne yapardık? 3 yıllık, 5 yıllık strateji toplantıları yapardık değil mi? Yani 3 yılımızı, 5 yılımızı belirlemeye çalışırdık. İşte şu pazarlara gireceğim, şu müşteri katmanlarına gireceğim, şu ürünlerle, hizmetlerle gireceğim gibi. Mümkün değil. Bundan 3 sene sonrasını öngörmek için harcadığımız zamana yazık. Çünkü hiçbir zaman öngöremeyeceğiz. Ve evvelden ne yapardık? Her pazartesi toplantı yapalım derdik değil mi? A konusunda. Ne pazartesi? 7 gün var. O 7 gün sonra dünyanın ne olacağını kim biliyor ki? Dolayısıyla Agile devreye giriyor burada. Yani çok kıvrak. Yani beklemeden, uzun stratejik planlar yapmadan, her gün sabahları 20 dakika sadece bir araya gelerek, günlük hedefler koyarak, bakın haftalık değil, aylık değil, yıllık değil, 3 yıllık değil, günlük hedefler koyarak, beceremesek bile, bunu beceremedim bugün deyip ve onun sonuçlarını beklemeden, eğer hatalıysa hatalı olduğunu bile bile o konuya girip, hatalı olduğunu görüp, hemen oradan çıkma türü, çalışma tarzı evvelden uygun değildi. Suçlanırdık, beceremedik diye. Ama artık çağımızda becerememek bir suçlama vesilesi değil, çok denemek aslında yapılması gereken hadise. Eğer bu çalışma şeklimizi liderlerimiz, şirket içi liderlerimiz ve her birimiz yeni dünyaya hızlı bir şekilde adapte olmaz ve bu yeni dünyanın gerektirdiği şekilde organizasyonlarımızı ve iş yapış biçimlerimizi değiştirmez isek, goodbye. Gelin şu Agile çalışalım.